İnsanlıklar, dostlar, öyle bir videoya geliyorsunuz ki, şu an öyle bir videoya denk geldiniz ki çok acayip duygular ve acayip de güzel paralar kazanacağız. Bodrum'a iş çıktı, ses sistemim bozuldu. Ses sistemlerim bozuldu maalesef kablolar yüzünden. Akrabayı dürtermiş ya, akrabama yaptırdım ses sistemini. O da çok özenmediği için bozuldu yanlış bağlandığından. Neyse. Bizimkiler de böyle kocaman güzel bir tane ses sistemi almışlar. 20 bin liraya falan JBL'in, mükemmel. İstedim vermediler. 20 bin liralık değerimiz yok. Neyse şimdi ben gidiyorum. Arabanın yağ bakımını, hava filtresini falan değiştireceğim ki kaliteli geleyim. Kaliteli geleyim. 15 bin lira fiyat çektim. Nereden baksanız 7 bin lira falan yol masrafım olacak. Geri kalan da bana kalmış olacak. Gayet iyi olacak çünkü işler yok. Yani işler gerçekten yok. Yani bayağıdır da video atmıyorum biliyorsunuz. Arabaya bindiğim yok. Bunları konuşuruz. Şu anda gidiyoruz. Araba kirli. Arabayı bir yıkarım. Tamamen yıkatmayacağım arabanın dışını. Camını falan yıkarım. Arabanın içerisine düzen çekerim. Zaten uzun yol gideceğim için, hani akşama çıkacağım. Uzun yol gideceğim için sürekli kirlenecek araba. Ya bir böcek ölecek, şey ölecek. Ondan ötürü de yıkamama çok gerek yok. Okey. Hadi gidelim şu yağımızı değiştirelim. Dostlar geldim. Hava filtresini çıkardık. Hava filtresi böyle. Şimdi Fikret abiyle beraber yağları aldık. Yağların 5 litre, ikisi 700 liraya denk geldi. 10 litre oluyor. Değiştiriyoruz. Yani bakın yağısı var ama tabii ki de değişim zamanı geldiği için ve uzun yola gideceğim için değiştirmek zorunda kaldık. Abimizi de değiştiriyoruz. Böyle. Yani masterların şurada bir tane şey var. Bir de burada var. Şu an üzerime geldi ya. Buradan aşağıya buraya dolduruyor. Allah son üstüne ne ekliyor. Wow. Babacım. Çok yağlı iş. Güzel iş ama çok yağlı iş. Şimdi motor tamam, frenlere, balatalara baktık. Balatalarda sıkıntı yok ama tabii ki de %100 olarak, yani bana diyor ki Fikret abi frene basmazsan gidersin diyor Bodrum'a. Şey yok, balata yok, balata kalmamış. Şuraya bakar mısın? Şimdi balataları değiştiriyoruz. Böyle gittiğini düşün, tutmadı, bum. Evet dostlar. Dostlar biz burada işimizi bitirdik, arabamızın bakımını yaptık. Mustafa Fadir. Efendim? Alo. Efendim? 10 kilo yağ var burada. 8 kilo koydum. Baktın mı? Takip ettin mi? Evet. Aldın mı yağı şimdi? Aldım. Tamam. O sende kalsın. Tamam mı baba? Tamam. Ben bakıyorum ya. Allah'ım yarabbim ya. İstep mail aldım. Aldın mı burada? Evet. Tamam. Çok güzel. Başka ne var? Şu anlık bir şey yok. Çıktım. Çoktan çıktım diyorsun yani. He? Sen çoktan çıktın mı oradan yani? Evet. Yalan yalan. Lan yanlış yoldan girdim ya. Tüh. Ben saat 12 gibi çıkarım. Gideceğim kadar giderim. Sonra yatarım. Sonra bir daha giderim. Ama bu problem değil. Yani saat öğlen 1'e kadar gelebilir dedim. Problem değil dedi. Ya şartlamasın beni ya. Sıkıntı var mı şartlamasınlar? Şartlama maklama yok. Var mıymış orada istekte? Ben ayrılmış mıyım? Evet var orada ya. Sağlama girmişimdir. Büyük ihtimal sağlamdır o. Sıkıntı. Tabii sağlam. Ben iyi bir tane sağlam ayırdım oraya. Onda sıkıntı yok yani. Tamam. Tamam. Hadi görüşürüz. Ben şimdi müsait değilim. Atarım sana çok videoyu da. Artı halat var mıydı arabada? Var. Benim halatı bırakayım sana ben. Var mı? Halat var da bağlama şeyi var mı onu bilmiyorum. Var galiba. Var ya. Abi şeyi bağlarsın sana oğlum ya. Devirmeden getir onu işte. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Niye 4000 lira atmış da 5000 lira atmadı? Ya ben ona dedim ya abi 5000 lira atabilir misin dedim. Atarım Mustafa dedi. 4000 lira atmış. Sonrasında sıkıntı yapmaz değil mi baba? Atmamazlık yapmaz yani yine 2 ay 3 ay. Yani. Nasıl gelecek bu adamların yani?
İyi tamam. Anlattın 4 bin lira gitti. Bir 4 bin lira daha geri gelmiş lazım. Abi atlasan da gelecek ondan yani. Kendi söyledi zaten. Bundan dedi hallederiz dedi. O bir havaalanına şey vardı. Ben dedi havaalanına dedi ödeli bırakmayacağım dedi. Yani havaalanından es geçirmiş. Sadece buraya götüreceksin işte. Ya çarşamba günü malzemeyi bırakacaksın. Şey. Aa ne diyor ona kumburgaza. İyi tamam. Yani öyle dostlar. Anlayacağınız gibi bizim işlem tamam. 4000 lira atmış. Yakıtımızı alırız. Ondan sonra yolumuza çıkarız. Paralı yoldan giderim. Hiç kendimi yoramam. 8 saat yolumuz var. Dinlene dinlene gelirim. Hiçbir şekilde şart koymasınlar. Çünkü uzun yol aga. Uzun yol. Yani biz de insanız. Biz de yaşıyoruz bir şeyler. Hani kalp atıyor yani, anlatabiliyor muyum? Alright, gece yolda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye. Doveski demiş ki ya öldürdüğün odandaki örümcek bütün hayatın boyunca teşekkür ederim. Hayatın boyunca senin can yoldaşın, can arkadaşın olmayacağını nereden biliyorsun? Düşüneceğini nereden biliyorsun? Ya ağzıma sıçtın kanka ya. Neyse. Dayım ben yoldayım, gemideyim. Kapalı gemi, böyle boş boş gidiyorum. O yüzden de çok şey yapmadım yani. Tam böyle evden çıkmışım yolda gidiyorum. Ya iki tane sümüklü böcek. Yani neydi lan onun ismi? Çekirge sesini duyuyoruz mu? Hani o düşünme sesiyle çekirge sesi, umarım duyuyorsunuz. Oğlum ne oluyor? Dur telif yiyeceğiz. Güzel girdi. Neyse. Dayı gittim bir tane öldürdüm. Ayağımla bastım. Oturdum ağlayacaktım. Neden derseniz öteki arkasında iki tane vardı. Biri önde biri arkada gidiyordu. Bayağı bir üzüldüm. Daha sonrasında baktım şöyle bir. Ötekisinin antenleri oynuyor. İkisi arka arkaya gidiyor. Dedim büyük ihtimal eşini öldürdüm ama tabii ki de hayvanlarda ölüm şeyi yok. Ölümle ilgili bir bilinci yok olmadığı için. Olsa yine de bir üzüntü vardı içimde. Sonra abi arabaya bindim. Çalıştırdım. Devam ediyorum. Telefona bakıyordum. Sonra telefonu indirdim aşağıya. Konumu açtım. Abi bir baktım kirpi. Sağ sol yaptım. Kirpiyi öldürmedim ama. Gerçekten. Ya kirpi solda, ben kirpi sıyırdım böyle dayı, sıyırdım böyle. Ya diyorum acaba diyorum Tanrı bana mesaj mı göndermeye çalışıyorum? Bakıyorum lan diyorum birini öldürdüm, birini öldürmedim. Biri benim elimde değildi, biri benim elimdeydi. Tamam. Ben gemiden ineceğim birazdan. Ya böyle gidiyorum işte dayı. ISO çok yüksek. ISO yükselttim belki yani dedim karanlıktan belki GoPro ya gece videolarımı çok güzel çekmiyor maalesef. Bir de 8 daha bunun 12'si 11 falan filan çıktı. Yolda gidiyorum yani. İyiyiz, problem yok. Devam edelim. Videoyu İzmir'e kadar geldim ve vurdum kafayı uyudum. Şimdi kalktım. Şimdi neredeyim? Bir petrol ofisindeyim. Ve nereden baksanız daha hala yolum var. Bir türlü bitmiyor. Şuradan bir kahve mavi bir şeyler alıp geliyorum. Goodbye. Of. Dostlar ilk önce yanlış düşündüm ama daha sonrasında dedim ki bence çok mantıklı. Bakın şu tel örgüleri var ya. Tel örgüleri, tel. Onu baya hani nereden baksanız 5-10 kilometreden geriden başladı, hala da devam ediyor.
Bence çok mantıklı. Sol taraf yerleşim yeri, sağ taraf ormanlık. Yani hayvanların hem yolu atlamasını hem de bu tarafa gelmesini engelliyorsunuz ve ölmelerini engelliyorsunuz. Ben bayağı bir sevdim yani. İlk başta şey düşündüm, ben niye onu kapattınız işte, hayvanlar hani kendi alanlarını geçemeyecek falan filan diye, ama şu sağ taraf full ormanlık, bayağı güzel olmuş, bayağı düşünülmüş. Yani güzel, güzel. Yani saat 2-3 gibi de ben de Bodrum'da olurum diye düşünüyorum. Ön balatalarımdan birinden ses geliyor. Farkında mısınız bilmiyorum, böyle kuru diye. Umarım sağ salim giderim. Ama velakin şöyle bir şey daha var. Balataya su vurmak istemiyorum. Şişer bişer bir şey olur, problem yaşarım falan filan. Ne aldım? Aga, yastık var. GoPro'ların bir şeyi var. Bir tane şey aldım, bir şükürt aldım. Ondan sonracığıma söyleyeyim. Öyle gidiyorum baba. Ne yapalım? Yani ekmek parası. İyi bir para kalacak ama tabii o bir iyi bir parada gideceği yer belli, kira. Ulan çalışıyorum bak, saatlerce çalışıyorum, çalıştığım hiçbir emeğini alamıyorsun adam akıllı ya. Neyse, yani iyiyiz, problemimiz yok. Yollardan vururum seni, takvimlerden çalarım seni. Şurada işte ses sistemi aldım, güneş enerjili. Bu güzel oldu bana. Çok az ses veriyor ama olsun. Ondan sonra telefon var. Takılıyorum. Film izliyorum. Yollar bomboş zaten. Video izliyorum, film izliyorum. Öyle takılıyoruz yani dayım. Neyse hadi muhabbet edelim biraz. Bana göre bir Tanrı, bir Allah, bir Zeus veya Yüce Horos kendine ibadet edilmesini istemez. Bana göre, bence. Çünkü sana verebileceği en güzel şeyi vermiş. Dünyayı vermiş. Ormanı vermiş. Hissetmeyi, duymayı, kulaktan duymayı, dilden tadı almayı, burundan koku almayı. Şu ormanın kokusunu çekebiliyorsun dayım. Her şeyi yapabiliyorsun. Bu dünyaya gelmişsin. Sana emanet edilene ihanet etmeden yaşadığın sürece, iyi insan olup iyi yaşayıp gururlu yaşarsan, bence bir tanrı varsa da emin ol seni üzmez ya. Hırsızlık yapma, başkasının hakkını yeme, pislik olma, yeter. Yani benim düşüncem, mitoloji düşüncem budur arkadaşlar. Gururunla yaşa, gururunla öl. Haysiyetinle yaşa, haysiyetinle öl. Onurunla yaşa, onurunla öl. Tanrı'nın verdiği bu nimetleri ihanet etmediğin sürece, hayvanları zulüm etmediğin sürece, insan öldürmediğin sürece, üzmediğin sürece bence Tanrı'yı da üzmez. Ve bana göre Tanrı'nın dili de, dini de yoktur. Çünkü o mutlak, sonsuz yaratıcı. Belki de ölmüştür. Çünkü ölüm öyle bir şey ki herkesi yakalıyor. Ve ölüm çok güzel bir şey arkadaşlar.
Yani ölümü sevmek lazım. Ben ölümü seviyorum kardeşim. Eğer ölüm olmasaydı, bak maymunlara, hiçbir hayvanda ölüm şeyi yok. Eğer ölüm olmasaydı her işimizi öbersi şey atardık. Sürekli onları atardık. İşleri, bütün her şeyi yarına bırakırdık. Yaşamın bir anlamı kalmazdı. Her şeyi salardık. Ama ölümlü olduğumuz için ve bir ölümlü olduğumuz için, ölümü bildiğimiz için her günün, her dakikanın, her saatin kıymetini anlıyorsun ve kıymetini bildiğin için her işini şu anda ve hemen yapmaya çalışıyorsun. Daha sonra vaktin doluyor, 10 numara mis gibi uykuya dalıyorsun. Ben bunu seviyorum yani. Kulaklar bir tıkandı, bir kendine geldi. Ayrıyetten de 3 kilometre kadar şeymiş. Aydın'a geldik dostlar. Aydın'a geldik. Ya bu uzun yollar zevkli. Yani dediğim gibi müzik dinliyorsun, takılıyorsun, şarkı açıyorsun. Yani İstanbul'da hareketli, haberi sürekli hareket yapıyorsun, onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Ama İstanbul'da daha fazla para kazanırsın yani. İşler olduğu zaman, yani bu Bodrum'a mesela gittin geldiğin zaman 2 günü alıyor. Bak pazartesi gecesi yola çıktım, çarşamba gündüzü orada olurum mesela. Ama ben 2 günde mesela bu parayı orada kazanabilirdim. Zaten şu aralar acayip derecede para kazanıyorum ama işler yok. İşler olursa bile, acayip para kazansam bile paranın bir değeri olmadığı için geliyor gidiyor. Ama bu aynı hayatımda hiç bu kadar para kazanamadım dayı. Onu söyleyeyim yani. Ufaktan da karnım acıktı. Geceden beri bir şey yemiyoruz. Bir bisküvi aldık, onunla duruyoruz. Leyli leyli. Tren yolu varmış galiba. Orada biraz trafik var. Orayı merak ediyorum. Bodrum'a ilk defa gidiyorum arkadaşlar. Marmaris'e gittim ama Bodrum'a gitmedim. Gerçi bu yollardan geçmişimdir eğer Marmaris'e gittiysem. Hatırlamıyorum ki. Geceydi zaten gittiğimde. Dostlar şu sol tarafımız Bafa Gölü'ymüş. Bafa. Şuraya geliriz. Eğer dönüşümüz düz olursa şuraya gelirim. Burada güzel bir çayımızı içeriz. Güzelmiş burası. Bayağı tatlı gördüm burayı. Şöyle bir şey var. Güzel. Bafa Gölü'ymüş. Bayağı da büyük. Yani Muğla il sınırının içerisinde. Yani karşı dağlar çöl, kayalık. Ortasında göl var. Çok acayip ya. Var ya, dünya acayip ya. Manyak bir yer moruk. Dünya böyle öteki gezegenleri hayal edemiyorum yani. Gerçi dünya kadar güzel olamazlar. Standartlar çünkü. Mars'ı görmüyor musunuz? Full kurak. Baksanıza dayı. Bak şurada kocaman bir dağ var. Dağların arasında bir göl var. Lan gölü de gösteremiyoruz ki kardeşim ya. Aa karşımıza geliyor. Tam karşımıza geliyor dayı. Bayağı güzel lan. Ama birader çok sıcak. Çok çok çok. Acayip sıcak be. Şuralarda bitiyor sanırım. Baksanıza şuraya. Kıyak. Harbi kıyak. Ama şimdi Bodrum'a doğru giderken sahilden gideceğimiz için tilki geçiş alanı yazıyor. Bir de oklu kirpi varmış. Oklu kirpi de geçiyormuş burada. Yani bu ok atanlar mı bilmiyorum. Yani yabancı ülkelerdekiler mi bilmiyorum. Sahil yolundan gideceğimiz için daha güzel manzaralar yakalayacağımıza inanıyorum. Yaklaştım ya, keyfim yerine geldi.